Bunlar revizyon edilebilir eğer partiler muhalefet tümüyle kapıları kapatmasa tarzında açıklamaları da geldi. Evet, Metin Külünk'e soruları nasıl buldunuz Salim Bey? Yani ben de burada Suat Bey gibi düşünüyorum. Burada o soruların sorulmuş olmasından ziyade ki bu herkesin her zeminde defaatle sorulduğu sorular çok önemli, çok güzel sorular. Ama benim için daha önemli olan o sorulara muhatap olan bu seviyesizliği, bu ahlaki düşüklüğü diyeyim, siyasetin bir aracı haline getiren ve siyaseti de kendi bu varlıkları üzerinden kirleten bu siyasetçilerin oradaki o pişkinlikleri, o onların oradaki... Metin Külünk'ün pişkinliği mi? Evet evet, o pişkin pişkin gülmesi, hı hı. Ve ne yazık ki gasp edilmiş bu ülkenin, bu siyasetçiler tarafından, bu oligarşik yapı tarafından gasp edilmiş bu ülkenin içerisinde yaşamak zorunda kalan masum vatandaşlar olarak bunlara tanıklık etme durumunda kalmamızdır acı olan. Yani 100 yıllık cumhuriyetimizi elimizden kayıp giderek yavaş yavaş işte bu kişilere adeta teslim etmiş olmamız ve bu kişilerin üzerinden gasp edilen bu ülkenin hakikaten geldiği nokta itibariyle de hesap verme değil, pişkin pişkin oraya çıkıp bu sorulara karşı adeta gülerek böyle hiçbir şey olmamış gibi o rahatlık içerisinde böyle bir pozisyon alabilmeleridir. Ya ne demek ya, bu bir ahlaksızlıktır. Ne derseniz diyeyim. Siyasilerin yolsuzluklarını günah işleme özgürlüğü olarak tanımlayıp bunlar açığa çıkarılmamalıdır. Siyasetin gereği budur. Yolsuzluk bunun doğasında vardır. Bu bir özgürlük alanıdır diyebilen birisi ahlaksızdır. Ahlaki temeli yoktur. Bırakın siyasetçi olmayı, insan yüzüne bile çıkmamalıdır. Bunu söyleyen bir utanır insan. Biraz yüzü kızarır. Ne demek siyasilerin günah işleme özgürlüğü, yolsuzluk özgürlüğü ne demek? Ve bunu söyleyen kişi bir partinin üst düzey yönetiminde yer almış. Bugün Cumhurbaşkanı'na en yakın sayılabilecek kişiler arasında bulunan birisi. Sedat Peker'in bırakın 10 bin dolar ayda buna rüşvet verdim iddiasını ya da bagajına işte çanta daha fazla para koyuyordum iddialarını. Ya bu kişi bir milletvekilini nezarethanede Sedat Peker'e dövülmesi için iş ihale eden, iş paslayan bir kişi. Bir milletvekilini bir mafya örgütünün liderine dövülmesi için iş paslayan birisi. O iddia hakkında bugüne kadar hiçbir şey söylemedi. Bu kişi AKP'ye fayda sağlaması için Hürriyet gazetesine, Doğan Medya'yı Sedat Peker'e bastırtan, orayı yağmalattıran, vurup kırdıran, bizim çocuklar bunu halledemez, biz bunu örgütledik ama sen bir destek ol diye talepte bulunan kişi. Bu kişi Sedat Peker'e yeğeninin tefecilerden aldığı borcu tefecilerin tahsil etmek için talepte bulunması üzerine o işi de Sedat Peker'e paslayarak ya o tefecilere bir haddini bildir de bu parayı kurtaralım, ödenmesin diye iş veren, iş paslayan Sedat Peker'in de ya ayıptır. Böyle bir şey bize yakışmaz. Ama işte bu da önemli bir kişi deyip o 300 bin lirayı cebimden ödedim. Onun borcunu sildirdim diye Sedat Peker'in bu iddialarının hiçbirisine 2 yıldır ağzını bile açmayan hiçbirisi hakkında yalandır, iftiradır bile diyememiş bir kişi. Şimdi bu kişinin bir utanç içerisinde hakikaten ya yüzü kızararak ya ben utanıyorum insan yüzüne çıkamıyorum demesi gerekirken bir pişkinlik ile gençlerin karşısına çıkıp bu sorulara gülerek kahkaha ile karşılık verebiliyor. Bu pişkinliğin geldiği bu noktadır acı olan. Bu ülkenin makbul siyasetçi tarzının, makbul siyasetçi tanımlamasının
Bu kişiler eliyle yapılıyor olmasıdır esas bizim kaybımız. Biz ama Sayın Bey bir şey soracağım, bir şey soracağım. Metin Külünk bu programı çıkmaya karar verdiği an zaten bilmiyor muydu bu soruların geleceğini? Tabii ki biliyordu. Biliyor. Bunları demek işte... Demek ki bu ilginç bir cüret. Yani böyle bir programa çıkmak. Pişkinlik bu. Dersinden. Bu pişkinlik. Eminim aynen Suat Bey'in söylediği gibi. Efendim işte biraz önceki bu özgürlük alanı tanımlamaları gibi. Buna da çeşitli böyle gülerek, kahkahalarla böyle göreceğiz bunu. Hı hı. Efendim kimisini reddederek, kimisinin öyle olmadığını söyleyerek... Kimisini FETÖ'nün, PKK'nın iddiaları olarak, kimisini efendim uluslararası şebekelerin komploları, kumpasları tamam. olarak bunları ya da, böyle akla uydurarak. Ya da TOG'u yedirmeyiz diyecek. Akla uydurarak. Ya da diyecek TOG'u yedirmeyiz, TOG'u yedirmeyiz diyecek. Ben bir şunu, de şey bayrak. Bayrak inmez, ezan susmaz diyecek. Ben şunu bekliyorum. Metin Külünk, şunu bekliyorum ya. Biraz önce saydığım iddialar. Sedat Peker'in iftiralarıdır diyebilecek misin, demiş misin? Demiştir belki. Göreceğiz, dinleyeceğiz. O biraz sıkar. Göreceğiz. Sedat Peker yalan söylüyor. Benim hakkımda iftira atıyor diyebilmiş midir? Ben bu iftiralar hususunda, Sedat Peker'in bu iftiraları hususunda hemen Cumhuriyet Başsavcılıklarına gittim. Suç duyurusunda bulundum. Ve bir soruşturma yürütüyor, şikayetçi oldum diyebilmiş midir? Böyle bir soruşturma talebinde bulunmuş mudur bugüne kadar? Sen bunlara cevap vereceksin. Tamam. O çocuğun söylediği doğru. On binlerce insan bugün, yüz binlerce insan aklandıkları halde KHK'lılar bir suç ilişkisi kurulamadığı halde siz masumsunuz diye savcılıklardan takipsizlik, mahkemelerden beraat kararı aldıkları halde sizin gibi artık ahlakını kaybetmiş, İnsani duyguları yok olmuş, vicdandan eser kalmamış, bu anlayışsızlığınız üzerinden bugün açlığa, yoksulluğa, işsizliğe mahkum, gelecekleri karartılmış bir şekilde yaşamaya mahkum edildiler. Peki. Çocuğun sorusu, o gencin doğru. sorusu hayır, üstelik orada, o Salim kadar Bey, haklı ve yerindedir ki. Salim Bey, o soruda Erdoğan'ın adını telaffuz ediyor genç. Onu unutmayalım. Onu yani, söyleyeyim. Tamam. Ama toparlayalım. Öne yanıma da söz vereceğim. Sonra Selçuk Bey'e veda edeceğiz. Toparlayayım ve bitireyim ya o. Ya çünkü diyor ki orada, biz diyor Düzce Üniversitesi anlaşmalı olduğu için öğrenci kimliği Bankasya üzerinden çıkarıldı diyor. Askerde dosyamda Bankasya'da hesabı var yazdığını gördüm diyor. Şimdi çok, bu çocuk, bu çok önemli. Şimdi bakın biz bilmiyoruz. Diyor ki Bankasya'nın açılışında kim vardı diyor. Erdoğan vardı diyor. Erdoğan'ın sicilinde acaba böyle bir kara leke var mı diyor. Gökmen Karadağ bakın açılışını bir kenara koyun. Kurdelesini kesenlerin oradaki Erdoğan dahil bu konudaki dahillerini nasıl diğerleri de üzerindeki hak yemelerini bir tarafa koyun. Aynı kişiler eliyle. Bank Asya'nın genel müdürünü de bırakın. Sermayedarları bugün en itibarlı yerlerde Erdoğan'ın en yanındaki koltuklarda oturuyorlar. Bank Asya'nın ortakları. Tabii hissedarları. Hissedarları, büyük. Sahipleri. Bırakın Salim genel müdürünü. Salim Hocam sadece o değil. Ya FETÖ, bak öne yanıma tam ben sözü getirmeye çalışıyorum. Bak sadece o değil. Zaman Gazetesi'ne abone olan, Zaman Gazetesi'ne selam veren FETÖ'cü diye hapse atıldı, tutuklandı, karalandı. 17-25 Aralık'tan sonra Zaman Gazetesi'ni Fethullah Gülen'in talimatıyla satın alan Fettan Tamimce, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Turizm Tanıtma Kurulu'nun üyesi oldu. Maaş alıyor devletten, maaş. Hakkındaki peki. yargılama bir talimatlı bir mahkeme kararı ile kaldırıldı. Önemli. Efendim şimdi siyaseti zenginleşme aracı için kullanan siyasetçiler zaman zaman olmuştur. Farklı partilerde olmuştur. Bir takım örneklerini Türkiye görmüştür. Ama siyaseti zenginleşme aracı olmanın ötesinde bu şekilde yani bir suç